sevgili örgüsever dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırlamış olduğum mevsimlik tığ işi hırkamla sizlerle birlikteyim. Hırkamızı pamuk içerikli bir ip kullanarak 3 numaralı bir tığ ile örerek çalıştım. Sizler mevsimlik olan her türlü keten, pamuk, bambu içerikli iplerle de aynı şekilde bu hırkayı çalışabilirsiniz. Hırkamızda 3 yumak kadar ip kullandım. Hatta 3 yumaktan biraz ipim arttı. Ve hırkamız 38-40 bedene uyumlu oldu. Hırkamızı örerken etek ucundan tüm beden olarak başlayarak çalıştım. Beden ölçümüze göre uzun upuzun bir zincir çekip daha sonra kafesleri yaparak ilk sıramızdan başlıyoruz. Beden ölçümüzü zincirimizi fazla olarak çekip Kafesleri yaptıktan sonra ölçüyü alırsak daha doğru bir ölçüm elde etmiş oluruz. Ben de o şekilde e, uyguladım. Tüm beden olarak çalıştım. Yine hırkamızın hiçbir yerinde dikiş yok. Sadece omuzlarında tığ ile e, birleştirerek tamamladım. Ben e, yarım kollu olarak çalıştım. Sizler dilerseniz hırkanın kolunu uzatarak da örebilirsiniz. Etek ucuna ben bir cekar uyguladım. E, ufak çiçeklerden oluşan Arzunuza göre bunu hiç yapmadan sadece kafes olarak da hırkayı örebilirsiniz. Ya da bu kısmına e, dilediğiniz herhangi bir e, modeli jakarı kullanarak da hırkayı örebilirsiniz. O size kalmış. Ben bu şekilde bir hareket olsun istedim etek ucunda. O yüzden bu şekilde örerek tamamladım. Ve şimdi dilerseniz hep birlikte hırkamızın yapım aşamasına geçelim. Yapım aşamasına geçmeden önce sizlere hırkamızın ebatlarını da santim olarak vermek istiyorum. Hırkamızın eni 51 santim genişliğinde boyu 55 santim uzunluğunda oldu. 38, 40 belki 42 bedene de olabilir diye düşünüyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Çalışmamda kullandığım ip Alize Cotton Gold 100 gram ağırlığında 330 metre uzunluğunda Renk numarası 782, yüzde 55 pamuk, yüzde 45 akrilik içerikli bir ip, 3 numaralı bir tığ kullandım. Çalışmama beden genişliğimiz kadar zincir çekerek başlıyorum. zincirimizi beden genişliğimizden biraz daha uzun e, tutarsak daha doğru bir ölçü almamız mümkün olacaktır. Daha sonra attığımız fazlalık kısmı çıkarmamız örgümüzden mümkün. Çünkü bu sıramızdan itibaren e, kafesleri oluşturmaya başlayacağız. O kafesleri bittikten sonra bedeninize uygun ölçüyü e, almanız daha düzgün bir sonuç verecektir. Şimdi bu ikinci sıramıza geçerken bakın 1 2 3 4, 5 ve 6. zincirin dibine batacağım. Buraya tığımın başına doluyorum. Ve 6. zincire batarak bir üçlü trabzan yapıyorum. Daha sonra araya bir zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir tane zincir atlayıp yandaki zincire tekrar bir kafes yapıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum araya bir zincir çekiyorum alttan bir zincir atlıyorum yandaki zincirin içine tekrar bir üçlü trabzan yapacağım bir zincir çekiyorum doluyorum alttan bir zincir atlayarak yandaki zincirin içine bir trabzan yapıyorum sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum şimdi ilk sıranın sonundayım en sondaki zincirin içine batarak buraya da bir trabzan yapıyorum ve üst sıraya çıkarken bir 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başına dolayarak alttaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum araya tekrar bir zincir yandaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan araya bir zincir alttaki trabzanın tepesine bir trabzan bu sıramız da bu şekilde devam edecek bir zincir bir trabzan trabzanların üstüne tekrar trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz üst sıraya çıkarken 5 zincirle çıkıyoruz şimdi bu tam beden olarak çalıştığımız bir hırkamız bunu kol altına gelen kısma kol boyumuza gelene kadar bu şekilde öreceğiz file bir şekilde kutu kutu devam edeceğiz kol altına kadar oradan sonra hırkamızın ayrımları olacak arka bedeni ve önleri ayıracağız ee, yakamızı keseceğiz bu şekilde hırkamızı örmeye devam edeceğiz şimdi bu kutuları yaparak devam ediyorum sıranın başlarına 5 zincir çekerek çıkıyorum bir üst sıraya çıkarken bu şekilde kol altına gelene kadar örüyorum. Herkada 5 sıra boyunca kafesleri yaptıktan sonra 6. sırada bir çiçek motifi uygulamaya başlıyorum ben. Bunun için bu sıramızda 3 tane kafes örüyorum. Ondan sonra bir kafesi dolduruyorum. Ondan sonra bir boş kafes, bir dolu kafes. 3 boş kafes, 1 dolu, 1 boş, 1 dolu şeklinde ilk sırasını kuruyorum çiçeğimin. Bakın onu da şu şekilde yapıyorum. 3 tane boş kafesi zaten alt sıralarımızda yapmıştık. Daha sonra tığımın başına doluyorum. Bu kafesin zincirli kısmına bir tane trabzan yapıyorum ve daha sonra alttaki trabzanın tepesine batarak doluyu bu şekilde yapıyorum. Bir zincir çekiyorum araya Boş kafesi Yapıyorum tekrar tığımın başına doluyorum arada zincir yok Ortadaki kısma zincirli kısma bir trabzan bir de kenara trabzan yaparak Bir dolu bir boş bir dolu Kısmını yapmış oluyorum şimdi bundan sonra 3 tane Kafes daha yapacağım boş kafes araya bir zincir çekiyorum yandaki trabzanın tepesine batarak birinci kafesi yapıyorum daha sonra tekrar zincir çekerek ikinci boş kafesi yapıyorum bir zincir daha çekiyorum 3 Üç, 3. boş kafesi yapıyorum şimdi bir dolu bir boş bir dolu yapacağım tığımın başına doluyorum yandaki kafesin zincir boşluğuna batarak bir trabzan yapıyorum daha sonra trabzanın tepesine batarak bir dolu kafes yapıyorum bir zincir çekiyorum araya bir boş kafes ve tekrar dolu kafes için aynı işlemi tekrar ediyorum bu sıramızı bu şekilde devam edeceğiz 3 boş kafes bir dolu bir boş bir dolu şimdi 3 tane boş kafes daha yapacağım bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın birinci boş kafes, ikinci boş kafes ve üçüncü kafesi yapıyorum. Tekrar bir dolu bir boş bir, bir dolu şeklinde devam edeceğim sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna kadar bu kutucukları yaparak devam ettim. En son bakın sondaki kutucuğu yapacağım bir e, zincir çektim, Tığımın başına doluyorum. Arada bir zincir bırakarak bu ikinci zincirin içine basa, batarak sıramı tamamlıyorum. Tekrardan 5 zincirle yukarı çıkıyorum, örgümün yönünü çeviriyorum. Önce iki tane kutucuk yapacağım bu sırada. 2 boş kutucuktan sonra bakın bu sefer bu alttaki kutucuğa gelmeden önceki boşluğa önce bir dolu kutucuk yapıyorum. Daha sonra tekrar bu alttaki olan kutucuğun üstünü dolduruyorum. Yani bu sırada iki dolu bir boş yapacağız. Alttaki boşun üstüne boş kutucuk yapacağım. Bu kutucuğu ve yanındaki kutucuğu dolduracağım. Bakın bunu doldurdum. Bir de alttaki kutucuğu dolduruyorum. Yani bu sırada iki dolu bir boş iki dolu. Araya tekrar bir boş yapacağım. Boş kutucuktan sonra tekrar iki dolu, bir boş, iki dolu. Bu sıramızı böyle gideceğiz. Bakın iki tane dolu yapıyorum yan yana. Alttaki tırabzanı dolu, dolu kutucuğu da dolduruyorum. 2 dolu, bir boş, iki dolu. Araya bir zincir çekiyorum, boş kutucuğu yapıyorum. Şimdi tekrar boş kutucuktan sonra iki dolu kutucuk yapacağım. Alttaki dolu kutucuğun trabzanlarının üstüne batarak önce birinci kutuyu dolduruyorum, daha sonra yanına gelen trabzanın içine tekrar bir dolu kutucuk yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. 2 dolu, 1 boş, 2 dolu, 1 boş, 2 dolu, 1 boş, 2 dolu. Yani bakın alttaki çiçeğimize gelmeden 2 kutuyu dolduruyoruz. Ortadakinin üstüne tekrar bir boş kutu yapıyoruz. Daha sonra 2 tane dolu yapıyoruz. Arada 1 kutu boş bırakıyoruz. 2 dolu, 1 boş, 2 dolu. Şimdi tekrar 1 bir, bir boş yapacağım. Bir boş kutucuk. Ondan sonra tekrardan 2 dolu 1 boş 2 dolu şeklinde devam edeceğim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağım. Sizler arzu ederseniz sırkamızın bu kısmına bu modeli koymadan dümdüz tamamen file olarak da örebilirsiniz. 2 tane doludan sonra bir zincir çekip boşu yapıyorum. Ve tekrar 2 tane dolu yapacağım bakın alttaki dolu trabzanın tepelerine batarak önce birinci kutuyu dolduruyorum daha sonra tekrar bir araya bir trabzanın tepesine batarak iki kutucuk daha dolduruyorum Bakın alttaki çiçeğimizin ilk sırası buydu bu doluya gelmeden öncekini iki tane dolduruyorum bir boş iki dolu Tekrar şimdi bir boş, iki dolu. İki dolu, bir boş, iki dolu, bir boş şeklinde bu sırayı tamamlayacağım. Bakın şöyle görünsün. İlk sıranın başında da iki tane kutucuk boş bırakmıştık. İki dolu, bir boş, iki dolu, bir boş şeklinde sıra sonuna kadar bu kurulumu yaparak devam edeceğim. Sizlere bu çiçeklerin kurulumunu ee, sıranın başında ve sonunda nasıl ayarladığımı da söyleyeyim Öncelikle hırkamın tamamındaki kutucukların e, sayısını e, sayarak buldum 127 tane pardon 123 tane kutucuk vardı benim çalışmamda bu çiçeğimiz de 6 ilmek ve katlarından oluşan bir jakar bir ajur bölümüydü e, pardon ajur değil jakar bölümüydü. Öncelikle 123'ü 6'ya bölerek 20 buçuk sayısını elde ettim. Yani 20 tane tam çiçek bir de yarım çiçek koymam lazımdı. yarımları iki yana koyarak. Yani bir çiçeğim 6 tane kutucuktan oluştuğu için 3 sağ başa, 3 sol başa koydum bakın ilk sıramızda. Bu ayarlamayı bu şekilde yaptım ben. Sizler dilediğiniz herhangi bir jakar modelini bu hırkaya uygulayabilirsiniz. ya da tamamen file şeklinde örerek de tamamlayabilirsiniz. Şimdi ikinci sıramın sonundayım ben. 2 dolu bir boş, iki dolu bir boş modelini uygulayarak sıranın sonuna kadar geldim. Bir üst sıraya çıkarken 5 zincir çekiyorum, örgümün yönünü çeviriyorum ve bakın bu ilk sıradaki iki dolu kutucuğun arasındaki yere gelene kadar boş kutucuklar yapacağım. Başlarda 4 boş bir dolu yapacağız. Ondan sonra 5 boş bir dolu 5 boş bir dolu yaparak bu sıraya devam edeceğiz bakın şimdi ilk boş kutucuğu yapıyorum araya bir zincir çekiyorum daha sonra yanına bir kutucuk daha yapıyorum bir zincir çekiyorum bakın her bir kutucuğumuz 3 tane trabzandan oluşuyor dolu olanlar ortada bir tane bırakıyorum. 3.ye batarak 4. kutucuğu yapıyorum. Pardon 3 yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Daha sonra bakın, arada tek bir trabzan var. Diğer trabzanın tepesine batıyorum ve 1, 2, 3, 4 kutucuk yapıyorum. Bakın ilk sıramızın ortasına denk gelen kısmı bu sefer dolu kutucuğumuzu yapacağız. Burayı doldurduktan sonra 5 tane boş devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum. İlk boş kutuyu yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. İkinci boş kutu yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar bir boş daha yapıyorum. 4. kutu ve bir zincir çekerek 5. boşu yapıyorum. Bu sıramızda bakın bir dolu 5 boş. Bir dolu 5 boş kutucuk yaparak devam edeceğiz. Bakın ilk sıradaki ortadaki boşluğu bu sırada dolduruyoruz. Şimdi bundan sonra 5 tane boş yaparak devam edeceğim örmeye bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan ve son boş kutucuğu yapıyorum bakın tekrar kontrol edelim dolu kutucuktan sonra 1 2 3 4 5 tane boş yaptım ve bakın yine bu üst üste gelen boşların ortasını dolduracağız ilk sıradaki iki dolu kutucuğun ortasına gelen kısmı bu sırada dolduracağız Şimdi bundan sonra 5 tane boş yaparak 5 boş 1 dolu 5 boş 1 dolu yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Böyle koyayım tekrar görünsün ilk çiçeklerimizin ortası çıkıyor iki sıra sonra çiçeğimiz tamamlanacak 5 sıradan oluşan bir model olacak ilk sırada ortadaki boşluğa gelen kısımları dolduruyoruz arada 5 boş bir dolu beş bo boş bir dolu yaparak Sıramı tamamlayacağım sıra sonundaki modelimizde dört kutucuk kalacak 3. sıranın sonundayım. 4. sıraya çıkarken 5 zincirle yükseliyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başına dolayarak bir kafes yapıyorum önce. Daha sonra tekrar yandaki kutuya bir kutucuk yapıyorum. Şimdi iki dolu, bir boş, iki dolu, bir boş olarak bu sırayı öreceğiz. Yani ikinci sıramızın aynısını bu dördüncü sıramızda da uygulayacağız bakın bu bizim ilk sıramızda şimdi bu sıranın aynısını yapacağız bu iki kutucağı iki dolu kutucuk yapacağım buraya bir boş tekrar iki dolu bir boş iki dolu bir boş iki dolu, boş, iki dolu olarak gidecek bu sıramız şimdi tığımın başına doluyorum önce zincir boşluğuna bir trabzan daha sonra trabzanın tepesine batarak bir dolu kutucuk yapıyorum yanına ikinci dolu kutucuğu yapıyorum. Bu sefer alt sıradaki dolu olan kutucuğun üstüne bir boş ve tekrar iki dolu kutucuk yapacağım. Birinciyi yaptım. Ve Iki, iki, tane de dolduğu kutucuk yapmış oldum. Bakın ilk başta iki boş kutucukla başladık. iki dolu, bir boş, iki dolu. Şimdi bir boş gidecek. Daha sonra tekrar iki dolu. Bu sıramızı böyle yapıyoruz. İlk sıramız buydu. Burada dördüncü sıramızda ikinci sıramızın aynısını tekrarlayacağız. Bu sıranın aynısını sıra sonuna kadar tekrar ederek devam edeceğiz. bu şekilde koyayım ayrıntılı olarak görünsün sıra sonuna kadar devam ediyorum şimdi ben 5. sıramızdayız bu sıramızda da ilk sıradaki kurduğumuz modelin aynısını kuruyoruz 3 boş 1 dolu 1 boş 1 dolu 3 boş 1 dolu 1 boş 1 dolu yapıyoruz burada birinci sıramızı tekrarlayarak bu çiçek motifimizi bitirmiş oluyoruz bakın ben 3 tane boş yaptım Şimdi bir dolu kutucuk yapıyorum. Araya bir zincir çekerek tekrar bir boş. Yanına hemen bir dolu. Dolu kutucuğumuz 3 tane trabzandan oluşuyor. Bir dolu, bir boş, bir dolu ve tekrar 3 boş yapacağım. Bakın bu alttaki dolunun üstüne boş geliyor. Şimdi ikinci boşumu yapıyorum. Ve bir zincir daha çekerek üçüncü kutuyu yapıyorum. Bu sırada birinci sıramızda yaptığımız kutucukları yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Hırkamızın boyu 31, 31 buçuk santim olana kadar örerek devam ettim. Şimdi bu kısımdan itibaren biz hırkamızda kollarımızı ayıracağız. Bunun için e, benim hırkamdaki kafes sayısı 123 kafesti. Bunu 3'e böldüm. Önlere 30'ar kafes verdim ve kol altına gelen kısma bir tane kafes ayırdım buraya hemen bir ayraç taktım arkadaki kafes sayımız 31 61 kafes oldu ve tekrar diğer kol altına bir ayraç daha taktım yani bizim hırkamızda önlerde 30 kafes arkamızda 61 tane kafes oldu sizlerde e, toplam hırkanızdaki kafes sayısını 3'e bölerek bu ayarlamayı yapabilirsiniz birer tane kafesi de kol altlarına gelen kısmı ayıracağız buradan itibaren şimdi dümdüz önce sağ önü bakın ipim burada aynı şekilde bir 10 11 santim boyunca bakın buraya gelene kadar öreceğim bunun için 5 tane zincirle tekrar yukarı üst sıraya yükseliyorum ve aynı şekilde ayraç taktığım yere gelene kadar bir zincir bir trabzan şeklinde kol altına kadar devam ediyorum. Önce hırkamızın sağ önünü öreceğiz. Daha sonra sol tarafı öreceğiz ve arka tarafı en son örerek hırkamızı tamamlayacağız. Bakın bu şekilde bu ayraç bizim kol altında gelen bir boşluk bıraktığımız yer olacak. Buraya gelene kadar kafesleri yaparak devam ediyorum. Ön taraftan başlayarak ayraca kadar olan kısma gelene kadar kafesleri yaparak devam ettim. Bakın burası kol altında boşluk bırakacağımız kafes olacak. Şimdi bu noktadan itibaren tekrar 1, 2, 3, 4, ve 5 zincir çekerek üst sıraya yükseleceğim örgümün yönünü çevireceğim ve aynı şekilde bir zincir bir trabzan yaparak devam edeceğim örmeye şimdi bakın örgümüzün sadece bu sağ ön tarafını belli bir kol mesafesine gelene kadar çalışacağım düz olarak dönüşlerimi beşer zincirle hem ön taraftan hem kola gelen taraftan 5 zincirle dönüşlerimi yaparak önce bir 10 santim kadar kutucukları yaparak devam edeceğim dümdüz hem buradan düz hem bu taraftan daha sonra yakamızın kesimine başlayacağız artık bakın hırkamızın arka bedenini ve diğer ön kısmını hiç çalışmıyoruz Önce bu sağ tarafımızı e, örgümüzün omuz kısmına gelene kadar örerek çalışacağız. Şimdi ben bu şekilde bir müddet düz devam edeceğim. Ondan sonra yaka kesiminde tekrar birlikte çalışarak devam edeceğiz. Şimdi ben e, kol boyunca 2 4 6 8 sıra boyunca düz olarak örerek devam ettim. Şimdi yakamızı nasıl açacağımızı birlikte çalışacağız. Bakın bu ön tarafa doğru geldim. Buradan 1, 2, 3, 4 tane kutucuğu boş bırakıyorum. Yani ön tarafa kadar gitmeden üst sıraya yükseleceğim. Normalde biz bir üst sıraya 5 zincir çekerek yükseliyorduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekerek yükseliyorum. Çünkü burada bir eksiltme yaka kesimi yapacağız tığımın başına doluyorum bakın bu önümdeki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum burada bakın ben bir kutucuk eksiltmiş oldum daha sonra bir zincir çekiyorum tekrar yandaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan devam ediyorum örmeye bir zincir bir trabzan yaparak buraya kadar dümdüz devam edeceğim şimdi buraya kadar çalışıp tekrar buradaki dönüşümüz normal olacak 5 zincirle sadece yakadaki kesimi yapacağız buraya kadar geliyorum burada tekrar birlikte devam edeceğiz şimdi ilk eksiltmemizi yakada yaptıktan sonra devam ederek kol kısmına kadar geldim bir zincir çekip son trabzanımı da yapıyorum köşeye ve 5 zincirle bir üst sıraya dönüyorum. Bu arada size düz olarak yaka kesimine gelene kadar 8 kafes boyunca ördüğümü söylemiştim. Bu 11 santime denk geldi. Onun bilgisini de vereyim. Sizler kendi bedenlerinize göre kol boyunu ayarlarsınız. şimdi bakın ilk kesmemizi yaptık tekrar. Buradan kol evine kadar geldik. 5 zincirle üst sıraya dönüyorum ve tekrar kafesleri yapmaya devam ediyorum. Yaka bölümüne gelene kadar kafesleri yaparak devam edeceğim. Burada bakın kesme yaptığımız yere gelene kadar kafesleri yaparak devam ediyorum. Bu kısımda e, geri dönerken de kesmemiz olacak. Hem sıramızın başında eksiltmemiz olacak, hem de sıranın sonunda eksiltme yapacağız yakamız için. Şimdi buraya gelene kadar kafesleri yaparak devam ediyorum. kol bölümünden yaka kısmına doğru sıranın sonuna doğru yaklaştım bakın bu bizim ilk yaka kesimini yaptığımız yer bakın bu trabzana hiç araya zincir çekmeden tığımın başına doluyorum ve bu noktaya batarak bir trabzan yapıyorum burası ilk kesmemizi yaptığımız yerde araya hiç zincir çekmeden buraya bir trabzan yaptım ve üst sıraya çıkarken 1 2 3 zincirle tekrar çıkacağım. Bu sıramızın sonundaki kesmeydi. Şimdi sıramızın başında tekrar yaka bölümündeyiz bakın. E ee, tığımın başına doluyorum. Buraya değil. Bu tarafa batıyorum. Burada bir eksiltme daha yapmış olacağım sıranın başında. Bir yaka kesimi daha yapmış olacağız yani. Bakın tekrar gösteriyorum İlk 4 kafesimizi bırakmıştık daha sonra 3 zincirle yukarı çıkarak eksiltmemizi yapmıştık daha sonra sıranın sonundaki eksiltmemizi yaptık ve şimdi sıra başında tekrar eksiltme yapıyoruz ve bu noktadan itibaren tekrar araya bir zincir çekerek yanda gelen trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum ve aynı şekilde Kol bölümüne gelene kadar kafesleri yapmaya devam ediyorum. Bu tarafta e, düz çıkıyor burası kolumuz olduğu için buradan buraya geldikten sonra tekrar 5 zincirle yukarı döneceğim. E, bir arka sıradaki e, eksiltmeyi tekrar birlikte devam edelim. E, bu eksiltmelerimiz bu şekilde omuz bölümüne gelene kadar başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde olacak hem sıranın başında hem sıranın sonunda eksiltme yapacağız. Şimdi buraya kadar devam ediyorum. Buradan dönüp Sıra sonundaki eksiltmeyi tekrar birlikte çalışalım sizinle bir kez daha. Kol bölümünden itibaren tekrardan e, sıranın sonuna kadar geldim. Yaka bölümündeki kesmek içi, kesmeyi yapmak için e, bakın en son trabzanımı yaptım. Hiç araya zincir çekmeden tığımın başına doluyorum ve bu trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum ve tekrar yukarı çıkarken 3 zincirle yukarı çıkıyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve buraya değil bundan sonraki trabzana batarak bir trabzan yapıyorum araya bir zincir çekerek tekrar yandaki trabzanın tepesine kafesleri yapmaya devam ediyorum yakamızdaki kesim bu şekilde hem sıra başından hem sıra sonunda kesmelerimizi yaparak omuz bölümüne gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Burası bakın kol kısmı, burası hırkamızın yakası. Bu mesafe kol evinin boyu 22 santim olana kadar ben bu kesmeleri yaparak devam ediyorum örmeye. Şimdi ben hırkamızın sol tarafındaki yaka kesimlerini örerek tamamladım. Daha sonra ipimi hırkanın sağ ön tarafında bu taraftan bağlayarak ön yüze 8 sıra kadar düz olarak devam ettim kafesleri yapmaya. Aynen hırkanın diğer tarafında yaptığımız gibi. Şimdi bakın 8. sırada itibaren biz e, bu taraftaki yaka kesimimizi de yapacağız ve buradan da dört tane kafes bırakıyorum. Bakın, e, kol kısmından düz olarak devam ederek geldim. 8. sıramdayım. Buradan itibaren ilk yaka kesimini yapmak üzere e, yukarı sıraya çıkacağım. Normalde dönüşlerimizi 5 zincirle yapıyorduk. Burada bu sırada Kesme, yaka kesim uygulayacağımız için 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve örgümün yönünü çevirerek tığımın başına doluyorum ve sırada gelen trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Daha sonra tekrar bir zincir, yandaki trabzan'a bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaparak devam ediyorum. Kol tarafına kadar örerek devam edeceğim. Kol tarafındaki üst sıraya dönüşümüz yine burada kesim olmayacağı için 5 zincir çekerek yapacağım. Diğer ikinci kesimi de bu taraftaki birlikte çalışalım. Şimdi ben buraya kadar geliyorum. Buradan koldan geri dönüyorum. İkinci kesimimizde tekrar birlikte devam ediyoruz. Şimdi kol kısmından 5 zincirle geri dönerek kafesleri yaparak geldim. Yaka bölümündeki kesme yerindeyiz sıra sonundaki kesmeyi yapacağız bakın bu trabzana en son bir trabzan yaptım şimdi normalde bir zincir çekmem lazım zincir çekmeden tığımın başına doluyorum ve ilk kesimi yaptığımız yere batarak bir trabzan yapıyorum ve tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başına dolayarak bakın burası değil buraya batarak yakada bir kesme daha yapmış oluyorum ikinci kesmemizi de yaptık şimdi yine bir zincir yandaki trabzanın tepesine trabzan araya bir zincir yandaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yaparak kafeslerimi örerek kol bölümüne kadar gideceğim. Bakın hırkamızın bu kesimin bu tarafındaki kesimde diğer tarafındaki kesimle tamamen aynı. Hep aynı işlemleri yapacağız. Ön yüzden hem ön yüzden bir eksiltme yapacağız. Gideceğiz, döneceğiz, sıranın sonunda tekrar bir eksiltme yapacağız. Aynen örgümüzün sol tarafındaki ön bölümde yaptığımız gibi bu kısımdaki eksiltmeleri de yaparak tamamlıyorum tamamıyla aynısı olduğu için bir daha tekrar sizlere göstermiyorum sonuna kadar bu tarafımızda tamamladıktan sonra hırkamızın arka bölümünü örerek devam edeceğiz hırkanın sağ ön beden ve sol ön bedendeki yaka kesimlerini yaparak tamamladım şimdi hırkamızı Örmeye arka tarafa ipimizi bağlayarak arka bedeni örerek çalışmamıza devam ediyoruz Şimdi arka beden için bakın hırkamız bu şekilde. Hırkayı açıyorum. Biz birer tane kafesi bakın burayı ayraçla belirmiş, belirlemiştik. Kol altına bıraktık. Hemen bu kısımdan ipimi bağlayarak şimdi arka bedeni çalışmaya devam edeceğim. Biraz pay bırakıyorum kısmı önce ipimi bağlıyorum ve daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımın başına doluyorum yandaki trabzanın tepesine bir trabzan yaparak kafesleri örmeye başlıyorum araya tekrar bir zincir yan tarafa bir trabzan bir zincir bir trabzan şeklinde diğer ayrıca gelene kadar kafesleri yaparak devam edeceğim şöyle görünsün bu kafes kol altında bıraktığımız yer olacak bu kısımdan da arka bedenimiz ilerleyecek şimdi ben buradan bakın ipimi taktığım yerden arka beden kafeslerini yaparak diğer ayrıca gelene kadar buradaki trabzana gelene kadar kafeslerimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi arka bedenden devam ederek bu ayrıca kadar olan kısma kadar geldim. Bir zincir çektim en son. Bakın burada ayracımız var buradaki trabzanın dibine batarak son kafesi yapıyorum ve tekrar üst sıraya çıkarken 5 tane zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum tığımın başına dolayarak sırada gelen trabzanın tepesine batarak bir kafes oluşturuyorum araya bir zincir tekrar bir trabzan bir zincir bir trabzan yaparak tekrardan bakın arkadan arka bedenden devam edeceğim buradaki sıranın sonuna kadar burasını bu arka bedene dümdüz devam edeceğiz köşelerden dönüşlerimizde hep 5 zincir çekeceğiz buraya kadar geleceğim en son buraya bir trabzan yapacağım üst sıraya çıkarken tekrar 5 zincirle kafesleri örmeye devam edeceğim. Arka bedenimizi dümdüz çalışarak devam ediyoruz. Buradaki ön bedenin boyuna gelene kadar buradan da arka bedenimizi bu şekilde örerek çalışıyoruz. Üst sıralara çıkarken 5 zincirle yükseliyoruz. Bakın şimdi devam edeceğim ben. Buradaki sıranın sonuna kadar en son bir zincir çekip buraya bir trabzan yapıp tekrar 5 zincirle üst sıraya döneceğim. Arka bedenimizi de bu şekilde düz örerek çalışacağız. Kumağımızın arka kısmını 18 sıra boyunca örerek bu kısma kadar e, geldim. E, kol evinin yüksekliği 24 santim. Şimdi en son sıradayım bu 24 santime benim çalışmamda 18 sıra denk geldi şimdi 19 sırayı, 19. sırayı örerken hem ön bedenle birleşimini yapacağım hem de bu sıramızı örerek devam edeceğim şimdi omuz birleştirmesi için bakın arka bedendeki son trabzanımı yaptım 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum bakın şimdi hırkamızın ön tarafını arkaya getiriyorum ve buradaki ilk trabzanın tepesine batarak önce bir kaydırma yaparak buraya bağlıyorum daha sonra bir zincir çekiyorum ön bedendeki sırada gelen trabzana tepesine batarak tekrar bir kaydırma yapıyorum ve bu noktada tığımın üzerine dolayarak arka bedendeki trabzanın tepesine batarak bir Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ön bedendeki sırada gelen trabzana batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bu noktada tığımın başına dolayarak arka bedende sırada gelen trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ön bedendeki trabzana batarak kaydırma yapıyorum. Tığımın üzerine dolayarak arka bedendeki trabzanımı yaparak devam ediyorum. Bakın birleştirmemiz omuzlardaki bu şekilde olacak. Bu arka tarafı oluyor hırkamızın. Çevirdiğimizdeki görüntüsü de böyle görünecek. Tekrar aynı görüntü devam edecek. Trabzanlar üst üste gelecek. E, kafesler üst üste. Bu şekilde bir görüntüsü olacak birleştiğinde. Bakın bir kere daha çalışalım. Bir zincir çekiyorum. Ön bedende sırada gelen trabzanın tepesine batıyorum. Ve bir kaydırma yapıyorum. Daha sonra tığımın başına dolayarak arka bedende sıradaki trabzanıma batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir ön bedende trabzanın tepesine batıp kaydırıyorum. Tekrar tığımın başına dolayarak sırada gelen trabzanın tepesine batıp bir trabzan yapıyorum bu yüzden görüntüsü böyle ve örgümüzü ön tarafa çevirdiğimizde de birleştirme bu şekilde görülecek şimdi buradaki en son trabzana kadar ben devam edeceğim burada tekrar bu noktada tekrar birlikte çalışacağız sıranın sonuna doğru devam ediyorum bakın ettim buraya kadar geldim şimdi ön yüzde bakın en son kesmeyi yaptığımız trabzana önce bir zincir çekiyorum trabzanın başına batıyorum buradan bir kaydırma yapıyorum bu noktada tığımın başına doluyorum arka bedendeki sırada gelen trabzanı tepesine batarak bir trabzan yapıyorum ve omuzdaki birleştirmeyi tamamlamış oluyorum Şimdi buradan ipimi keseceğim ve bunu sonra daha sonra temizleyeceğim. Ön taraftan görüntüsünü size gösteriyorum. Bu şekilde oluyor. Birleştirmemiz omuzdaki bu şekilde oluyor. Benim ön bedende de arka tarafta da omuzlarda 15 tane kafesim kaldı. Sizlerin bedenlerine göre bu sayı değişiklik gösterecektir. Görüntüsü omuzdaki misin bu şekilde. Trabzanlar birbirinin üzerine geldi, kafesler tekrar aynı şekilde görüntü bozulmadan bir birleştirme yapmış olduk. Şimdi bunu bu noktadan ipimi koparıp e, temizliyorum. Hırkamızın sağ kısmındaki birleştirmeyi yaptık. Şimdi tekrardan sol kısmı da birleştirerek örmeye devam edeceğiz ben size ipi burada koparacağım dedim fakat örgünün ön yüzünde olduğum için şaşırdım aslında ipimiz zaten bu tarafta şimdi devam ediyorum hırkanın sol tarafındaki birleştirmeyi yapmak için arka ensede olan kafesleri örerek bu kısma kadar devam ediyorum yani ipliği tekrardan kesmeme gerek yok zaten bu noktadaydık devam ediyoruz ben size ön yüzü gösterirken ipi koparacağım dedim. E, ters diye şaşırdım. Şimdi ipim zaten bu noktaya kadar omuzda birleştirmeyi yapmıştık. Şimdi bakın devam ediyorum. Bir zincir, bir trabzan örerek tekrar diğer omuza doğru kafesleri yaparak bu şekilde devam edeceğim. Bir zincir, bir trabzan. Bakın bu omuzda 15 tane kafes ayıracağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Bu noktaya kadar ensedeki kafesleri yaparak geliyorum. Bu noktada tekrardan bu diğer sol taraftaki önle, ön bedenle, arka bedendeki omuz birleştirmesini yaparak hırkamızın beden kısmını çalışmış olacağız. Şimdi bakın tam bu 15. kafes 15 kafes ayırıyorum. Bu trabzana gelene kadar e, ense bölümünü örüyorum. Şimdi burası hırkamızın ters kısmı. Buradan diğer omuzu da birleştirerek örmeye devam edeceğiz. Bu noktaya kadar geliyorum. Hırkadaki sağ omuzumuzu birleştirdikten sonra arka ense kısmını örerek devam ettim. Şimdi Burada omuz için 15 tane kafesim kalmıştı benim. 15 kafes kala. Diğer soldaki ön parçayı alıyorum ve öncelikle bakın burada en son kesmeyi yaptığımız noktaya batarak bir kaydırma yapıyorum. Ve daha sonra bir zincir çekiyorum. Ön bedendeki diğer kısma batarak tekrar bir kaydırma yapıyorum ve tığımın başına bu noktada dolayarak arka bedendeki sırada gelen trabzana batarak bir trabzan yapıyorum daha sonra tekrar bir zincir çekiyorum ön bedendeki sırada gelen trabzanın tepesine batarak bir kaydırma yapıyorum tığımın başına doluyorum arka bedende ki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum tekrar bir zincir çekeceğim. Ön bedende sırada gelen trabzan'a batarak bir kaydırma yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Arka bedenle ait sırada gelen trabzan'a batarak bir trabzan yapıyorum. Bakın bu kısmı da bu şekilde birleştiriyoruz aynen sağ tarafta yaptığımız gibi. Burası hırkamızın ters tarafı. Öndeki e, buraya kadar gelene kadar yapacağım birleştirmeyi ve daha sonra hırkamızın ön ve arka bedeni tamamlanmış olacak kollarla çalışmamıza devam edeceğiz şimdi bu noktaya gelene kadar devam ediyorum olmadı en son buradaki kapatmayı da size tekrar göstereyim şimdi ben kola doğru omuzdaki birleştirmeyi bakın buradan devam ederek geldim en son birer tane kafes kaldı bakın hem arka bedende hem ön bedende bir zincir çektim ön bedendeki sondaki trabzanın tepesine batıyorum buradan bir kaydırma yapıyorum daha sonra bu noktadan tığımın başına doluyorum bakın buradaki son kısım ortaya bir zincir bırakıyorum kenardaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan daha yapıyorum ve birleştirmemiz bitmiş oluyor şimdi buradan ipimi kesip e, buradaki birleştirmeyi tamamlamış oluyorum Bakın bu tarafın görüntüsünü de sizlere göstereyim şimdi bu ters kısmıydı ön tarafa çeviriyorum bakın önden birleştirmemiz böyle görünüyor gayet muntazam bir birleştirme oluyor şekilde sol tarafı da tamamlamış oluyoruz. Burayı da böyle döndüreyim. Evet hırkamız yavaş yavaş bitmeye doğru gidiyor. Bir tek kollarımız kaldı. Bakın beden kısmı tamamlanmış oldu. Görüntüsü bu şekilde bakın şimdi kollarımızla hırkamızı örmeye devam ediyorum şimdi hırkamızın kolu için bakın burada bir tane kafes ayırmıştık tam bu işaretin olduğu yerin trabzanın köşesine öncelikle ipimi bağlıyorum kısma ipimi takacağım ve buraya 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu ayracın olduğu kafesin bakın üzerine tekrar bir kafes yapacağım öncelikle. Bakın şöyle yapayım görünsün. Bu tam arada bıraktığımız kafes. Buraya 5 zincir çektim. Şimdi tığımın başına doluyorum ve sıradaki trabzanın tepesine batarak buraya aynı şekilde bir kafes yapıyorum daha sonra bir zincir çekiyorum gün her e, trabzana bu şekilde yaparsam kol ağzı kasacaktır O yüzden aralara da birer tane trabzan yapacağım boşluklara bir zincir çekeceğim daha sonra buraya batacağım tekrar kafeslerimi oluşturacağım. Şimdi bir zincir çekip her seferinde buraya batarsam kol evinde kasma olacak. O yüzden ara ara kol evinin gergin durmaması için ya ya da marullanmaması şeklinde e, devam ederek öreceğim bu kol kısmındaki kafesleri. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın şimdi trabzanın tepesine batacağım. tekrar bir zincir çekiyorum şimdi araya bir tane yapacağım bir zincir bu sefer bu kısma sık iğneli kısma batıyorum bir zincir çekiyorum şimdi diğer sık iğneli tarafa batacağım burayı kontrollü bir şekilde gitmemiz gerekiyor eğer her seferinde bu, bu Sık iğneli kısımlara batarsak, trabzanların dibine ve e, bitiş yerine batarsak kol evimiz e, kasacak bizim. Daha dar duracak. O yüzden ara ara bu boşluklara da batarak ilerleyeceğim. Şimdi mesela şöyle de yapabiliriz. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğa bir tane yapıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Bu dibe batmadan tekrar karşıdaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde de ilerleyebiliriz. Tekrar bir zincir çekeceğim. Buraya değil de tekrar diğer boşluğa batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu sefer bu sık iğneli dolgulu kısma batıyorum. Ve hep kontrol edeceğim bakın burası gergin durmaması lazım bizim kol ağzımızın. Şimdi kafeslerle ilmek çıkarıyoruz gibi düşüneceğiz. Bu kısmın gergin durma Vurmamasını sağlayarak e, kol boyunca kafeslerimi yaparak devam edeceğim. Kontrollü bir şekilde. Şimdi ben ilmeklerimi kol boyunca çıkararak kafesleri yaparak devam ettim. Sıranın sonundayım. Bakın hep birkaç kafeste bir böyle e, hırkayı yatırarak düz gidip gitmediğine. Bu kısmı kontrol ederek ilerledim. Yani ne bir marullanma olacak burada, ne kasma olacak kol evinde. Şimdi ona dikkat ederek kafeslerimi yaparak, bakın sıranın sonuna kadar geldim. Bu ilk başladığımız yerde 5 zincir çekerek, bakın şimdi bu trabzanın bir ortasına yaptım, araya bir zincir çektim, tekrar dolama yapıyorum. Bir de bu dip kısmına batacağım. Buraya da bir trabzan yapıyorum en son ve tekrar bir zincir çekip bakın bu 1 2 3. zincirin tepesine batarak kaydırmayla ilk sıramı bitirmiş oluyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 4 ve 5 zincir çekiyorum. Tekrar trabzanların tepesine trabzan yaparak ikinci sıramı örmeye devam edeceğim. Araya bir zincir Sırada genel trabzanın tepesine bir trabzan, araya bir zincir, yandaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıp kafeslerimi örerek kol boyunca ilerleyeceğim. Yalnız birkaç defa burada bir eksiltme yapacağım ben. Kol ağzı çok geniş olmasın diye. Zaten yarım kollu olacak kırkımız. Onu kontrollü bir şekilde gideceğim. Ben sizlere de bu kol altındaki eksiltmeyi nasıl yaptığımı göstereceğim. Bu şekilde örerek devam ediyorum birkaç sıra. Kesme eksiltme yerine gelene kadar kafeslerimi yaparak örmeye devam edeceğim. Şimdi kol altındaki kesmenin nasıl olduğunu da size göstereyim. Bakın sıranımı tamamlamaya iki tane trabzan var. Araya bir zincirimi çektim. Sırada gelen trabzanın üzerine batarak önce bir iki kere de çıkıyorum burada bekletiyorum tığımın üzerinde iki ilmeği daha sonra tekrar bir dolama yapıyorum bakın son trabzanında tepe boşluğuna batarak bir iki kere de çıkıyorum tığımın üzerinde üç ilmek olduğunda üçünü birlikte alarak burada bir eksiltme yapmış oluyorum ve araya hiç zincir çekmeden bakın burası bizim sıramızın başı ve sonu 1 2 3. zincirin içine batarak kaydırma yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Bakın burada bir kesme yapmış olduk. Tekrar 1 2 3 4 ve 5 zincirle üst sıraya yükseliyorum. Sırada gelen trabzanın başına batarak bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir Sıradaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yaparak örmeye devam ediyorum. Ara ara birkaç sırada bir bu eksiltmeleri ben kol altından yapacağım. Sizler isterseniz kimona tarzı dursun derseniz kolu hiç eksiltme yapmadan dümdüz kafeslerle de örerek kolu tamamlayabilirsiniz. hırkamızın kolunu 16 sıra boyunca örerek devam ettim. Kol altında birkaç yerde eksiltme yaptım birkaç kez. Bakın buralarda 2 veya 3 defa eksiltme yaparak 16 sıra boyunca örerek bu mesafeye geldim. Şimdi ben e, bu sıradan itibaren e, hırkamızın bakın etek ucunda e, böyle bir jakar uygulamıştık buraya. E, daha az sırada, 3 sırada biten kol ağzıyla etek ucu uyumlu olsun diye bir e, buraya da bir, bir boş bir doludan oluşan bir jakar modeli kuracağız. E, şimdi bu sırada ilk sırası jakarımızın 5 tane boş kafes örüyoruz. Daha sonra bir dolu kafes yapıyoruz. Şimdi bakın sıranın sonunda ve başındayım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Önce 5 tane kafes yapacağım. Buraya boş kafes öreceğim. Araya bir zincir, bir trabzan şeklinde. 5 tane kafes yapıyorum. 1, 2, 3 kafes oldu dördüncü kafesi ördüm şimdi 5. kafesi yaptım bakın beş tane boş kafes yaptım ve şimdi tığımın üzerine doluyorum buraya bir tane dolu kafes yapacağım 5 boş bir e, bir dolu şeklinde gidecek şimdi tekrar 5 tane boş kafes yapıyorum bir tur boyunca bu şekilde örerek e, ilk sırayı tamamlayacağım 5 boş bir dolu olarak örüyorum bir sıra boyunca ikinci sırayı nasıl yapacağız tekrar birlikte devam edeceğiz Şimdi koldaki ikinci sıraya çıkarken tekrar 5 tane zincir çekiyorum. Ve bu ilk dolgu yaptığımız yerin bir öncesine gelene kadar kafeslerimi yapıyorum. Şimdi bakın Buraya bir tane dolu yapacağım. Bu alt sırada dolu yaptığımız üzerin, e, kafesin üzerine boş kafes ve tekrar yanına bir dolu kafes yapıyorum. Yani alt sıradaki dolu kafesin bu sırada sağında ve solunda Birer tane dolu kafes ve ortada bir boş kafes olacak. Tekrar şimdi boş kafeslerle devam edeceğim. 3 tane boş kafes gelmesi lazım. 1 2 3 tane kafes yapıyorum boş olarak. Bakın alt sırada dolu kafesin bir öncesine geldim. Buraya bir dolu kafes yapıyorum önce. Daha sonra bir boş kafes ve tekrar bir dolu. Şimdi tekrar 3 tane boş kafes yapacağım. bu sıramız böyle olacak. Yani alttaki dolu kafesin sağına ve soluna birer tane dolu kafes yapacağız. Doldurduğumuz kafesin üzerine de boş kafes gelecek. Aralarda 3 tane boş kafesimiz var. Şimdi bakın bir dolu bir boş bir dolu yaptım. 3 boş kafes yapıp tekrar bir dolu bir boş bir dolu yaparak devam edeceğim. Sizler e, buraya bu jakarı koymayabilirsiniz. Dümdüz kafes olarak da devam edebilirsiniz. Ben alt bedenle uyumlu olsun diye böyle bir jakar koyuyorum. Ya da kendi istediğiniz bir modeli buraya uygulayarak devam edebilirsiniz. Kolunuzu ölebilirsiniz koltaki jakarın 3. sırasına tekrar 5 tane zincirle başlıyorum ve bu sıramız ilk sıranın aynısı 5 tane boş kafes yapacağız bir dolu kafes Bakın, kafesi yaptım şimdi 4. kafesi yapıyorum tekrar bir kafes daha yapıyorum. Bakın 5 tane boş kafesten sonra burada ilk sırada yaptığımız gibi ilk sıradaki kafesin üstüne dolu kafes gelecek. Bir tane dolu kafes yaptım ve tekrar 5 boş kafes yaparak bu sıramı devam edeceğim. 2 3 4 ve 5 kafesten sonra tekrar bakın buraya bir dolu kafes yapıyorum ve 5 boş kafes yaparak bu sıramı tamamlıyorum bakın 5 boş kafes bir dolu kafes ilk sıranın aynısını buraya uyguladıktan sonra bakın buraya minik bir çiçek yapmış oldum ben şöyle çok kolay bir çiçek yaparak ajur e, uygulamış oluyoruz. Bundan sonra iki sıra ben e, kol ağzına e, trabzanla dolduracağım son iki sırayı. Ondan sonra konumuzu tamamlamış olacağız. Şimdi bunu bu sırayı tamamlayayım orayı da size göstereceğim. Bir üst sıraya 1 2 3 zincir çekerek yükseliyorum. Tığımın başına dolayarak bir sıra boyunca trabzan yaparak bu sıramı tamamlayacağım bu şekilde her bir kafesi doldurarak bu sıramı öreceğim ondan sonra bir sıra boyunca daha tekrar trabzan yapacağım ve kolumuzu hırkanın kolunu tamamlamış olacağız Böylelikle şekilde kafeslerin ortasına bir trabzan, kenarlara da trabzanların başına da tekrar trabzan yaparak son iki sırayı bu şekilde örerek hırkamızın kolunu tamamlamış olacağım. Şimdi hırkamızın kol bölümlerini de tamamladım. Bakın hırkamız tamamlandı. Şimdi bir kenar pati yapacağız hırkamızın tüm kenarlarını etek ucundan başlayarak yakasının etrafında dolanan bir kenar pati yapacağız. Bunun için de bakın bu etek ucundaki kısma ön yüzünden hemen öncelikle buraya bu kısma ipimi bağlayacağım. İster tığ işi lastik yapabiliriz bu kenar kısma. Ben de örerken karar vereceğim. Ya da kollardaki gibi iki sıra boyunca trabzanları da tamamlayabiliriz. O sizin arzunuza kalmış şimdi ben de yaparken e, karar vereceğim onu. Bakın bu kısımdan hemen ipimi takarak 1 3 e, zincir çekeceğim 1 2 3 hatta 4 zincir çekeyim 4 zincir çekerek e, bu kısma tekrar trabzanlar yaparak örmeye devam edeceğim. Trabzanların tepesine bir trabzan. Aralara bir trabzan yaparak Etek ucundan Başlıyorum e, Hırkamızın patını örmeye Bu kısmı da örerken ben yine kontrollü bir şekilde gideceğim Etek ucunun e, Marullanmamasını e, Marullanıp marullanmadığını kontrol ederek öreceğim ya da kasıp kasmadığını ona göre Eğer marullanırsa birkaç yerde böyle trabzanların tepesine değil de aralara batarak atla atlama yapacağım yani eksiltme yaparak öreceğim Şimdi bu kısmı e, kontrollü bir şekilde düzenli olarak örmeye devam edeceğiz fazla gelirse trabzanlarımız mesela bakın şöyle şu şekilde yapabiliriz bu ortaya bir tane trabzan yapacağım eğer fazla geldiği takdirde daha önce de göstermiştim. Bu trabzanın tepesine değil de onun yanındaki boşluğa tekrar geçebiliriz. Eğer dolgularımız fazla gelirse tekrar trabzanın tepesine bir trabzan ortaya bir trabzan yaparak kontrollü bir şekilde devam edeceğim bu sıra örmeye. Hırkamızın ön yüzü, bu etek ucu kısmından başladık patımızı örmeye. Şimdi bu bakın etek ucu arkadan böyle önden gelecek, arka tarafına dolanacak, tekrar diğer öne kadar bir sıra olarak geleceğim. Bu köşelerde dönüşleri tekrar nasıl yapacağımızı birlikte çalışarak devam edeceğiz. Etek ucundan önlere geçerken ki dönüşlerimizi birlikte çalışacağız. Fırka'nın etek ucundan sıranın sonuna kadar geldim bakın en son bu boşluğa bir trabzan yaptım ön tarafa doğru dönerken araya iki tane zincir çekiyorum iki zincir çekip tekrardan bu kısma bir trabzan yapıyorum devam eden kısma bir trabzan tekrar bu uç kısma bir trabzan bu trabzanların boyuna elinize göre iki tane ya da üç tane tekrar kontrollü bir şekilde ön pattaki trabzanlarımızı örerek devam edeceğiz Şu Kısımlara da batıyorum. Bakın bu dönüşümüzü bu şekilde yuvarlamış olduk. Hırkamızın etek ucundan ön pata ön pata doğru dönerken buraya araya iki tane zincir çekerek şimdi kenardan önlerdeki trabzanları yaparak devam edeceğim. hırkamızın ön tarafını örerken de aynen etek ucunda yaptığımız gibi bakın bu kısım böyle koyduğunuzda ne fazla marulanacak ne de gergin duracak o şekilde devam edeceğiz örmeye onu da dikkate alarak örüyoruz ön patımızı şimdi yaka kısmına gelene kadar buraya kadar devam ediyorum bakın hep kontrol ediyorum fazlalık gelirse bu kısımlara bakmayacağım sadece bu trabzanların boyuna trabzan yaparak devam edeceğim kontrollü bir şekilde bu kısmı da örerek devam ediyoruz. Şimdi ön taraftayım tekrar. Bakın burada 4 tane kafes bırakmıştık yakamızı kesmeden önce. Burası bakın yakamızı kestiğimiz yerlere doğru geliyorum. Şimdi ön taraftan trabzanları yaparak devam ettim. Aynı şekilde buraya da 2 tane zincir çekiyorum ve trabzanları yapmaya devam ediyorum. bu kısma da batacağım köşenin düzgün dönmesi için bu şekilde devam ediyorum trabzanları yapma bakın şimdi birlikte kontrol edelim bu şekilde köşeyi köşe tarafını da 2 zincir çekerek Dönmüş oldum. Şu bakın benim fazla geldi buraya. Bunları hep kontrollü bir şekilde öreceğiz. Hemen bu tarafa atlıyorum. Şimdi tekrar trabzanın tepesine trabzan araya bir trabzan yaparak bakın bu şekilde bu bıraktığımız dört tane trabzanı da e, pat kısmına doldurmuş olduk. Şimdi bakın buraya geçiyorum tekrar yaka kesimlerini yaptığımız yerlerdeyim. bunları da hep böyle kontrollü bir şekilde e, trabzanları yaparak örmeye devam edeceğim. şimdi bu kısma batıyorum tekrar ve yakamızı kestiğimiz yerleri dolduruyorum ben de hep böyle kontrollü bir şekilde bu kısma kadar devam edeceğim koyduğumuzda gayet muntazam duruyor hırkamızın yaka kısmı sizlerde elinize göre buraya iki tane trabzan mesela alıyor benim e, örgü stilime göre sizlerde elinizin durumuna göre bazen buralara batarak bazen batmayarak hep bakın kontrolü bir şekilde böyle yatırarak hırkayı bakmamız gerekecek bu ön patı yaparken Düzgün duruyor mu diye, hiç marullanma ya da kasma yok hırkamızın ön patını örerken. Bunu kontrollü bir şekilde buraya kadar devam edeceğim. Sonra ense kısmına bakın yine kafeslerimizi aynen devam ederek hırkamızın pat kısmını bu şekilde trabzanlarla çevreleyerek devam edeceğim. Gerek duyduğum yerler olursa tekrardan size göstereceğim. Bakın böyle düzgün bir şekilde görüntüsü olması lazım hırkamızın Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi hırkamızın kenar biyelerindeki trabzanları yaparak en son noktaya kadar geldim. Bakın burada son bir trabzanı yaptım. Bu trabzandan sonra iki zincir çekiyorum ve karşıdaki trabzana tepesine batarak ve kaydırma yaparak bir kısmını tamamlamış oluyorum. Çünkü bakın bu köşeleri hep ikişer tane zincirle dönmüştük. Bu karşı taraftaki dönüşümüz de iki zincirleydi. Bu köşeleri hep iki zincir çekerek dönmüştük. En son kapanışta da burada iki zincir çekerek Karşıdaki trabzanla bağladım. Şimdi buradan ipimi koparıp e, temizleyeceğim bütün iplerimi ve hırkamızı böylece tamamlamış oluyoruz. Hırkamızın bitmiş hali bu şekilde oldu. Örecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çalışmalarımızı ve kanalımızı beğeniyorsanız bizlere abone olup videolarımıza beğeni atarsanız çok mutlu oluruz. Yepyeni projelerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşçakalın.